Ramazan Oğulları Beyliği, Dulkadir Oğulları gibi en son teşekkül eden ve eski Frigya Ermeni Krallığı'nın toprakları üzerinde yerleşen Büyük Türkmen Beyliği de Ramazan Oğulları'dır. Oğuzların Üveyir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kurulan bu devlet 1383'e kadar Elbistan'ı, sonra orasını Dulkadirlilere bırakarak Adana'yı merkez seçmiştir. 1352'den 1608'e kadar orası 256 yıl devam etmekle beraber son 92 yılda hanedan Osmanlı valileri şekline geçmiştir. Bununla beraber Anadolu Türkmen hanedanlarının en devamlılarından biri olmuştur. 1516'ya kadar sıkı şekilde Memluklara tabi iken bu tarihte Osmanlılara tabi olmuş, hatta Osmanlıların alalade bir sancak beyi durumuna düşmüştür. Bu hanedandan da mühim Osmanlı devlet adamları yetişmiştir. Türkmen Beyliği tevcih edilen Ramazanoğlu, 1. İbrahim Bey Memluklar ile yapılan mücadelede Dulkadiroğulları ile Karamanoğullarına yardım etmişti. Karamanoğulları ile ittifak yaptığı ileri sürülerek üzerine kuvvet gönderilmiş ve öldürülmüştü. Yerine geçen Şihabettin Ahmet bazen Memluklara itaat ederek onlara yardımda bulunmuş, bazen de muhalefete geçmişti. 1415'te 7 aylık bir kuşatmadan sonra Tarsus'u Karamanoğulların elinden aldı. Ayrıca Sis ve Ayas şehirlerine de hakim olmuştu. Onun ölümünden sonra oğulları arasında taht mücadeleleri başladı. Bunlardan 2. İbrahim beyliğin idaresine hakim olmayı başardı. Karamanoğulları ile birleşerek Memlukların eline geçmiş bulunan Tarsus'u kuşattılar. Bu hareket üzerine Memluk Sultanı tarafından azledilerek yerine kardeşi İzzettin Hamza Bey tayin edildi. 1418. Daha sonra Ramazanoğulları Beyliği Mehmet Bey'e verildi. Mehmet Bey'in zamanından itibaren Ramazanoğulları Beyliği eski önemini kaybetmiştir. Ramazanoğullarından Mahmut Bey 1. Selim ile Mısır seferine iştirak etmiş ve Rıdaniye Savaşı'nda ölmüştür. 1517. Bu tarihlerde Ramazanoğullarının artık Osmanlıların himayesine girdiği anlaşılıyor. Mahmut Bey'in ölümünden sonra Ramazanoğulları Beyliği Piri Bey'e tevcih edildi. 1517-1568. O idaresi altındaki topraklarda çıkan isyanları süratle bastırmış, bir ara yurdunu bırakarak komşu eyaletlerde beyler beylik yapmıştı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından beyliğe iadesi ricasının kabul edilmesi üzerine beyliğin başına dönmüştü. Son emir Pir Mansur'un beylikten çekilmesiyle Adana doğrudan doğruya bir Osmanlı vilayeti haline geldi. 1608. Başlıca Ramazanoğulları Beyleri. Ramazan Bey'in yerine sırasıyla iki oğlu Sarımettin İbrahim Bey ile Şihabettin Ahmet Bey geçmişti. Diğer oğlu Kara Mehmet Bey 1383'te ölmüştür. İbrahim Bey Adana'yı almış, merkez yapmış ve aynı yıl ölmüştür. İki oğul bırakmıştır. Ahmet Bey 1410'da Kahire'yi ziyaret etmişti. Yerine sırasıyla oğulları Sarımettin II. İbrahim, İzzettin Hamza ve 1. Mehmet Beyler geçmiştir. Mehmet Bey'in Ahmet Bey'in oğlu olduğu kat'i değildir. Diğer bir oğlunun da Ali Bey olduğu sanılmaktadır. Kızı Memluk Sultanı Fereddin Baş Hatunu idi. 2. İbrahim Karamanoğlu Mehmet Bey'in damadı idi. 1415-1417'de Tarsus Baş Hatunu idi. 1415-1417'de Tarsus Bey olmuş, 1418-1426'da yalnız Adana şehrini elinde bulundurmuş, asıl beylik kardeşi Hamza Bey'e geçmiştir. 15 Aralık 1427'de Kahire'de öldürülmüştür. Kardeşi Hamza Bey 1. ve 2. İbrahim Beyler gibi öldürülerek ölmüştür. 1. Mehmet Bey'in yerine oğlu olduğu sanılan Eyüp Bey, onun öldürülmesinden sonra onun oğlu olduğu sanılan Dündar Bey geçmişlerdir. Mehmet Bey'in diğer oğlu İbrahim Bey'in oğlu Ömer Bey Dündar Bey'e halef olmuştur. 1485'te Osmanlılara esir düşen Ömer Bey İstanbul'da ölmüştür. Yerine 1480'de Halep'te öldürülen kardeşi Davut Bey'in oğulları Garseddin Halil ve Mahmut Beyler geçmişlerdir. Mahmut Bey 1514-1516 arasında İstanbul'da yaşamıştır. Yerine geçen Ömer Bey'in oğlu Selim Bey'den sonra Osmanlı Sancak Bey olarak tekrar Adana'ya yollanmıştı. 22 Ocak 1517'de Rıdaniye Meydan Muharebesi'nde Kahire'de Osmanlı saflarında Memluklara karşı vuruşurken şehit olmuştu. Hanedan kardeşi Halil Bey'den yürümüş ve artık Osmanlı Sancak Beyleri olarak hüküm sürmüştü. Ramazan oğullarının beyliğinden
Bilhassa Halil ve oğlu Piri Beyler Adana'da cami, medrese, han ve hamam olmak üzere birçok mimari eserler meydana getirmişlerdir. Bu eserlerden Akça Mescid, bir külliye halinde yapılmış olan Ulu Cami ve Yağ Cami, Eski Cami önemlidir. Çukurova'nın hac yolu ve aynı zamanda mühim bir ticaret yolu üzerinde bulunması, Ramazanoğulları idaresindeki bu bölgenin iktisadi bakımdan gelişmesini sağlamıştır.